Merhabalar, bugün Investment CTO PCI'dan bahsedeceğim. Investment, hepinizin bildiği gibi İngilizce yatırım anlamına geliyor. Ve her zaman yatırım ekonomik olarak yapılmıyor. Bazen damara da yatırım yapmak gerekiyor. Investment CTO PCI, bailout bir yöntemdi şimdiye kadar. Yani rutinde kullanılmaması gereken bir yöntemdi. Ancak CTO kulübü bir konsensüs yayınladı 2021 yılında, yani geçen yıl. Bir araya geldiler, bir konsensüs yayınladılar. Bu konsensüste de investment'ı algoritmanın içerisine soktular ki son basamak olarak. Yani tüm stratejileri uyguladınız lümene düşmek için, ama işte başarılı olamadınız. Ne yapmalısınız kısmında en son vakayı bırakmadan önce investment kısmını deneyebilirsiniz. Peki bu investment aslında ne? Şöyle bir vaka üzerinden gösterelim. Bu bir sağ koroner vakası. Çok iyi bir sağ koroner değil aslında. Gördüğünüz gibi cılız bir sağ koroner. Ama hastanın scintigrafisinde iskemisi saptanmış ve anginası olduğu için işlem planlamıştık. Rutin sağ koroner işlemlerinin hepsinde AL guiding kateter alıyoruz, backup sağlasın diye. Bu vakanın AL guiding katederin duruşu çok hoşumuza gitmediği için, herhangi büyük bir aorta yayılan bir koroner diseksiyon yapabileceği için bu kateteri değiştirip, gördüğünüz gibi normal sağ guiding katetere geçtik ve bir enhancer mikrokateterle pilot 150 ile başladık. Pilot 150 hep lümen dışı gitti. Bunun üzerine biraz daha sert bir tele geçelim dedik. Conquest Pro'ya geçtik. O da subintimal gitti. Paralel tekniği kullandık. Olumlu da lümene düşemeyince bu aşamada biz burada star yapmaya karar verdik. Bakın, görüyorsunuz, star için bir mikrokateter içerisinden hidrofilik bir tel alıyorsunuz. Bu hidrofilik tel filler XT olur, FC olabilir, Vispro olur, pilot 50, 150 olur. Bunların hepsiyle subintimal tracking yapabilirsiniz. Lümene düşme olasılığınızı artırmanız için telin loop'unun damar çapından büyük olmaması lazım. Burada gözüktüğü gibi küçük bir loop var. Ve o loop yaptıktan sonra telinizi itiyorsunuz. Bu aşamada antegrattan kontrast asla vermiyorsunuz. Tamamen retrograd veriyorsunuz kontrastınızı. Retrograd veriyorsunuz. Sonrasında tip enjeksiyonu yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Burada bir tip enjeksiyonu yapılıp emin olup olmadığına bakılmak için, çünkü distal yatak da çok kaliteli değil. True lümende olduğumuzu teyit ettikten sonra bu vakada, bakın, çok uzunca bir segment, CTO segmenti var. Pardon, diseksiyon segmenti var. Şuradan başlıyor diseksiyon segmenti. Şuralar daha iyi nispeten. Şuradan itibaren kraks bölgesine kadar subintibar. Şurada daha iyi göreceksiniz. Evet, bakın. Şuradan itibaren tam bu alana kadar, şuraya kadar oldukça uzun bir segment subintibar. Böyle olursa çok uzun bir segmenti stentlemek durumunda kalacağız. Distal yatakta zaten çok kaliteli değil. Bu sebeple biz bu vakayı proksimal kısmına 2-20 çapında bir balonla balonlayıp vakayı sonlandırdık. Planımız 2 hafta, şey pardon, 2 ay sonra bu vakayı tekrar alıp bu distaldeki diseke segmentlerin kapandığını bekliyoruz. Ve sonrasında sadece proksimalle stent koymayı planlıyoruz. Yani investment yapıyoruz, yani yatırım yapıyoruz. Peki gerçekten öyle mi oldu? 2 ay sonra hastayı çağırdık kontrole. Kontrolde bakın, gerçekten planladığımız gibi distaldeki diseksiyonlar kapanmış. Sadece şu bölgede küçük bir darlık var. Distal yatak zaten çok iyi değildi. Biz bu bölgeyi balonladık tekrardan. Sonra bir stent koyduk. Stent sonrası görüntümüz şu şekilde. Distal yatağı çok cılız, gördüğünüz gibi. Şöyle devam ediyor. Çok cılız ama buradaki subintimal alanlar kapanmış. Böylelikle tüm uzunca bir segment stent koymak yerine kısa bir segmenti stentleyerek bırakmış olduk. Bu yönteme investment deniyor. Çok uzun
Yani STAR çok önerilen bir yöntem değil. Ancak STAR yaptınız, hedeflediğiniz alanda trulüme düşemediniz. Daha büyük bir alanda STAR yaptınız ve oralardan iyi yandallar çıkıyorsa bu vakayı subintimal segmentleri stentlemeyin. Proksimal bir balon yapıp bırakın, 2 ay sonra tekrar hastayı çağırın. Böylelikle o yan dal kayıpları olmaz. Daha kısa bir segment stentlenir. Tabii bu gerçekten hep böyle oluyor mu? Şimdiye kadar biz 4 vakayı investment için ertelemiştik. Bu vakaların 2 tanesinde tamamen damar tekrar tıkanmıştı. 2 tanesi de bu vakada olduğu gibi açık kalmıştı ve daha kısa bir segment stentlemiştik. Dolayısıyla investment'ı hala kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Benim tabii tereddütlerim var, ancak CTO kulübü bunu algoritma içerisine almış. Seçilmiş vakalarda iyi yandal çıkıyorsa diseksiyon alanların olduğu segmentte o vakalarda investment yapılabilir diye düşünüyorum. Bir başka vakada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.